Akşam Araba Pazarı'nda yine yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Hasan abiyle bugün ikinci el otomobil satışlarında dikkat edilmesi gereken hususları konuşacağız. Hasan abi, son zamanlarda bildiğin üzere ikinci el otomobil satışlarında fiyatlar gittikçe artıyor. Bunun sebebi ne? İkinci eldeki ana sebep sıfır kilometre araçların geçen yıl yaşamış olduğumuz kur atağı sonrası pahalı olması ve ikinci elinde nispi olarak bunlara karşı uygun fiyatlarda kalmış olması. Hasan abi, bir satıcının araç satarken dikkat etmesi gereken ilk şey nedir? Dikkat etmesi gereken ilk şey aracını tanıması ve aracın özelleşmiş hikayesini güzel bir şekilde kafasında tutmasıdır. Mesela aracı sıfır aldı, ilk sahibi olduğuyla alakalı bir hikaye oluşmaya başlar. 100 bin kilometre kullandı, bu kilometre kullanımıyla alakalı şehir içi, şehir dışı diye hikaye devam eder. 100 bin kilometre sonunda aracı satmaya karar verdiyse, aracıyla alakalı bakımlarının nerede yapılmış olduğu ve nasıl yapılmış olduğuyla alakalı hikaye biter. Ve bu hikayeyi araçla beraber satarsanız anlamlı bir satış ve daha kaliteli bir satış ortaya çıkar. Bazı ilanlarda öğretmenden, doktordan gibi ibareler görüyoruz. Peki hakikaten her zaman doktordan yazan araçlar temiz oluyor mu? Şimdi bazen ilanda yazar, acil satılık, bayandan, doktordan. Bunlar ilk veri olarak alınır ama her zaman doğru olması beklenmez. Bunun satışla alakalı olan, kullanımla alakalı olan verilerle karşılaştırılır. Veriler karşılaştıktan sonra uyuyorsa avantajdır, uymuyorsa değildir. Çünkü verilerdeki en önemli şey bunların samimi olmasıdır. Her zaman da samimi olmaz. Bayandan diye yazar, ruhsat sahibi bayandır. Ama kullanan beyefendidir. Hmm. O zaman anlamlı olan kısım beyefendinin kullanmasıyla alakalı bir ilan değildir. Şimdi satışı etkileyen faktörler neler peki? Satışı etkileyen faktörler öncelikle hikayenin tamamıdır. Birincisi aracın kendi bir marka modeli vardır, model yılı vardır. Aracı kullandığınız bir kilometre vardır ve bu kilometre içerisinde kullandığınız işler vardır. Bunlar satışı etkiler. Aynı zamanda fiyatı da etkiler. En sonunda getirdiğiniz hikayenin sonunda vermiş olduğunuz çerçeve satışla alakalı bir sizin gelirle alakalı aciliyetiniz, bunlar tamamen satışı etkiler ve sizin yapmış olduğunuz tanımlama, aracı olan bakışınız satışı etkiler. Şimdi aslında sormak istediğim şuydu. İnternete girdim, ilanlara bakıyorum, benim belli kriterlerim var. Atıyorum 100 bin liralık bir bütçem var, şu kadar bir kilometre girdim. Karşıma çıkacak herhalde ondan fazla araç olacaktır. Belki 100 tane aynı araçtan çıkacaktır. Bunların arasında senin ilanını daha ön plana çıkması için ne yapmak gerekiyor yani orada parlaması için? Orada anahtar kelime fotoğraf. Hangi olursa olsun birincisi ifade fotoğraftır. Fotoğrafın tanımlama kabiliyeti cümlelerden daha üstündür. İkinci kademede cümleler gelir. Sizin vermiş olduğunuz cümlelerin birinci bir mesajı vardır, bir de alt mesajı vardır. Her iki mesajı birlikte düşünüp fotoğrafı iyi bir şekilde sizi öne çıkaracak şekilde verdiğiniz zaman hem satışınız öne çıkar hem de vermiş olduğunuz rakam anlamlı olur. Fotoğrafları nasıl koymak gerekiyor? Kademe kademe gidersek bir ilan belirlemede önce bir hikaye oluşturursunuz, sonra fotoğraf çekersiniz. O fotoğrafın o hikayeyi ifade etmesi gerekir. Örneğin bir aile aracını belli bir aile aracıyla alakalı bir yerde çekmeniz gerekir. Fotoğrafların net olması gerekir. Aracın sağında solunda boşluklar olması gerekir ve sizin hikayenizi doğrular, veriler içermesi gerekir. İlk 4-5 fotoğrafta karşıdaki adamı ikna etmeniz gerekir. Peki fotoğraf dedik, ardından aracı anlattığımız kısma geçelim. Hani fotoğraflara baktık. Orada da yazılan cümlelere illaki bakacağız. Burada nelere dikkat etmek gerekir? Yazdığınız cümlelerde ilk başta samimi olmanız çok önemli. Birincisi bu. İkincisi cümle bir hikaye anlatır. Hikayenin önemli kısımlarını hepsini anlatmanız gerekmez. Bir kısmını mutlaka telefona bırakırsınız ve bu önemlidir. Orada bir perspektif anlatırsınız. Burada editoryal olarak çok kısa da çok uzun da olmadan belli bir hikaye vermeniz gerekir. Burada önemli olan satışa değer katacak kısımları vurgulamanızdır. Örneğin ben ilk sahibiyim. Ondan sonra bu arabayı şu zaman içerisinde satmak istiyorum. Satış sebebinden alakalı kısa bir replik yazabilirsiniz. Ama bu önemli olan kısım hem samimi hem de satışla alakalı vurgu yapmak istediğiniz şeyi öne çıkarması önemlidir. Peki fiyatı neye göre belirlemek gerekir? Fiyat belirlemede iki tane yöntem vardır. Birincisi internetten bir piyasayı araştırırsınız. Alternatif araçların fiyat seviyesine bakarsınız. Ve kendinizle alakalı bir kilometre primi, ondan sonra kullanım primiyle alakalı belirli bir oluşturursunuz. Taslak. Onun üzerine belirgin bir fiyat verirsiniz. Ondan sonra piyasadan gelen tepkilere göre fiyatı ayarlarsınız. Bir diğeri de maliyet fiyatlandırmasıdır. Aracı satın alırsınız, üstüne maliyetlerinizi koyarsınız. Üzerine piyasa fiyatıyla biraz karşılaştırıp maliyete göre bir fiyatlandırma yaparsınız. Peki
İlanımı gördüler, beğendiler. İletişime geçmek için mesaj attılar. Dediler ki işte sizinle telefonda görüşmek istiyorum. Bu noktada nelere hazırlıklı olmalıyım? Karşı taraf bana neler sorabilir? Neler söylemek istersin? Telefonla görüşme ilanın satış kısmının en pratik kısmıdır. Genelde herkes ilandan bilgi alıp hızlı bir şekilde telefonla pazarlık etmek ister. Mesajlarla yürüme noktasında bazılık bir kısım vardır ama asıl işlev telefonda görülür. Telefonlaşmaktan çekinmeyin. Telefonda ilanda vermiş olduğunuz samimi bilgiler halinde bilgiler vermeye devam ederseniz satışın şeye dönmesi çok hızlı olacaktır. Karşımızdaki kişinin art niyetli olduğunu anlayabilir miyiz peki? Anlayamazsınız diye bir yola çıkmanız gerekir. Genelde anlarsınız. Sesi veya şeyiyle alakalı pazarlık edip etmek istemediği belli olur. Ama telefon çok önemlidir. Çünkü hızlı bir şekilde sizin bilgileri teyit etmeniz ve önemli bir fiyat duruşu yapmanız gerekir. Genelde telefonda fiyat gerilemesi ben tavsiye etmiyorum. Çünkü yapmış olduğunuz fiyat gerilemesi araç başında daha hızlı fiyat gerilemelerini gerektirir. Tam o noktaya geliyordum ben de Hasan abi. Telefonda da anlaştık. İyi bir enerji, sinerji oluştu aramızda. Karşı karşıya geldik. Muhtemelen bir pazarlık daha dönecek. Bu aşamada nasıl bir tavır takınmalıyız? Şimdi aracın başına geldiğiniz zaman telefonda ve internette yazan bilgilerin aracın başında çok önemli bir şekilde ortaya daha güzel bir şekilde dökülmesi gerekir. Araç başında telefonda söylediğiniz bilgilerin %80'i çıkmazsa burada pazarlıkta geri düşersiniz. Aracı yeterince tanımıyorsanız geri düşersiniz. Araç başındaki satışı olan kişinin tam yetkili olduğunu hissettirmesi gerekir. Ve bu noktada pazarlık mutlaka yaşanacaktır. Orada da aracınızın fiyatını ve aracın kullanımıyla alakalı olan bilginiz size belli bir fiyatta tutar. O fiyatla alakalı iyi bir pazarlık ederseniz o fiyatı alırsınız. Peki diyelim ki hakikaten aracımı acilen satmam gerekiyor. Ancak fiyat noktasında da çok taviz vermek istemiyorum. Yani 50 bin liralık bir arabayı 40 bin liraya bırakmak istemiyorum. Bunu acil olduğunu belirtmeden nasıl yapabilirim? Şimdi acil satılık ifadesi çok kullanılır ama gerçek acil satılık ifadesi baştaki cümleye değil fiyata yazılmalıdır. Fiyata yazılan acil satılık rakamı genelde daha hızlı sonuç alır. Sahibinden bir bireysel olarak bir satış yapıyorsunuz. Fiyatla alakalı 50 bin lira belirlenmiş ve internet araştırmanızda 52-53 bin lira yazıyorsa 48 bin lira yazarsınız ve 47-500 liradan aşağı düşmemekle alakalı bir tavrınızı telefonda da belli edersiniz ama bu rakamı 47-500 lira telefonda vermezsiniz. Araç başına geldiği zaman küçük bir pazarlık edeceğini bilir. 47-500 lira araç başına bırakırsınız. Ki o kadar ediyorsa o şekilde acil bir şekilde, hızlı bir şekilde satma ihtimaliniz yüksektir. Hasan abi çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğin şeyler var mı? Araç satışıyla alakalı dediğim gibi her araç kendine özeldir. Satış yaparken bu özellikleri alt alta koyup güzel bir tanımlama yapıp yola çıkarsanız iyi araçlar satarsınız. Satarken de karşı tarafın da kazanma dürtüsüne bir miktar hesap etmeniz şarttır. Güzel bir şekilde, samimi bir şekilde satarsanız satışınız devamlı olur. Öyleyse şöyle diyelim, işin aslı samimiyet her yerde olduğu gibi. Bugün araç satışında dikkat edilmesi gereken hususları Hasan abiyle konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde ise araç alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Sorularınızı her zaman olduğu gibi YouTube'dan izliyorsanız videomuzu onun altına ekleyebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya konularımızı da aşağıda görüyorsunuz. Oradan da bizi takip edip oradan da iletişime geçebilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.